Sözcü yazarı Yılmaz Özdil yangın bölgelerine gitti. Dört gündür Bodrum'da yangın bölgesinde dolaştığını belirten Özdil, 40 yıllık gazeteciyim, 17 yaşımdan beri orman yangını haberi yaparım. Böyle bir çaresizliğe şahit olmadım. Askerin söndürme çalışmalarına katılmadığı bir orman yangınını hayatımda ilk defa görüyorum dedi. İstanbul'dan, İzmir'den, Kayseri'den, Giresun'dan, Türkiye'nin dört bir yanından itfaiye ve orman ekiplerinin geldiğini aktaran Özdil, ''Hemen her şehrimiz burada.'' Gönüllü sivil vatandaşlarımız burada. Asker olmadığı için organize olunamıyor. Hangi noktaya ne zaman, hangi ekibin müdahale etmesi gerektiğine kimse karar veremiyor. Var olan kısıtlı çabalar da heba oluyor diye konuştu. Bodrum'un Gökova Körfezi'ne bakan cepheleri, Kisebükü, bükü, mazı, çökertme, öğren bölgelerinin Halikarnas balıkçısının mavi tura çıkmak için izlediği güzergah olduğunu belirten Özdil, buralar gerçekten yeryüzü cenneti, cayır cayır yanıyor. Ben bugün bütün gün bu bölgedeydim. Bir tane uçak yok. Bir tane helikopterin geldiği söylendi. Rüzgar santrali var mumcularda. Yangın ona yanaşınca helikopter ona su atıp gitmiş. Sadece rüzgar santralini korumak için su atmışlar ve gitmişler. Burada gerçekten hazin bir tablo var diye konuştu. Özdil yangın bölgesine 1-2 kilometre mesafede Mumcular'da Kara Havacılık Eğitim Komutanlığı olduğunu hatırlattı ve şunları söyledi. Bu komutanlık bir helikopter üstü kara kuvvetlerimize ait belki 20 ila 30 tane helikopter burada yatıyor. Yangın söndürme helikopterlerinde var olan sepet tabir ettiğimiz aparatları bu helikopterlere taksak Bodrum'da bugün bir tane bile ağaç yanmazdı. İnsanlar motosikletleriyle, kayıklarıyla hatta özel yatlarıyla ellerinden gelen bütün imkanlarla bölgeye su taşımaya çalışıyor. İnsanlar motosikletleriyle, kayıklarıyla hatta özel yatlarıyla ellerinden gelen bütün imkanlarla bölgeye su taşımaya çalışıyor. Kara Havacılık Komutanlığındaki helikopterler mumcularda yatıyor. Gerçekten akıl almaz bir durum dedi.